Merhabalar, hoş geldin. Bu bölümde bu sırapta typography sınıflarından bahsedeceğim. HTML editörüme sınıfları yazdım arkadaşlar. Şu şekilde sıraladım. Bunların başında text decoration geliyor. Metnin alt çizgisini kaldırır. Tabii ki varsa alt çizgisi varsa bunu kaldırır. Text muted rengi soldurur. Text monospace ise metnin fontunu monospace yapar. İsterseniz bu üçüne bir örnek vereyim. Şöyle örnek klasına sahip hep bir div oluşturdum. Arka planını mavi font renklerinde beyaz yaptım arkadaşlar. Burada ne vardı? Text Decoration None özelliği vardı. Örneğimizde şuradaki kelimeyi baz alalım. Buradaki kelimeyi Ctrl X yaptım ve Span etiketi içerisine aldım. Daha sonra App CSS kısmına döndüm. Örnek klasım içerisindeki span'ımı seçtim. Text decoration underline diyerek bunun altını çiziyorum arkadaşlar şu şekilde alt çizili tarayıcıda görmüş olduğunuz gibi HTML'ime tekrar dönüyorum. Diyorum ki burada bir class kullanacağım ben. span class diyorum artık text decoration nan özelliğini burada kullandığım takdirde bunun altı çizili özelliği iptal et diyorum. Bu şekilde de text decoration nan klasını kullanmış oluyorum. Bir diğeri text muted özelliği burada kullanabiliriz. Şöyle geleyim buraya text Mutit diyorum. Sessiz al. Bakın arkadaşlar rengi değişti. Buradaki e, vermiş olduğum klasları incelemek için bu sürap CSS yapısına gelin. Burada kontrol diyin arkadaşlar. Bakın Texture Decoration nana vermiş olduğu özellik ve değeri görmüş oluyorsunuz. Bir diğer neydi? Text Muted özelliği. Buna da geliyorsunuz. Color'unu şu şekilde farklı bir renk yapmış olduğunu görüyorsunuz. Yani bu Bootstrap CSS'ten de bunları test edebilirsiniz. HTML'ime tekrar dönüyorum. Burada bir de Text Monospace klasım vardı. Buna da geliyorum. Monospace diyorum. Bakalım arkadaşlar ne yaptı? Buna da farklı bir font family özelliği vermiş olduk. Bir diğer klaslarımız ise fontun kalınlık ve incelik değerlerini ayarlayan font weight bold şuradaki ve font weight light, font weight normal ve font italic kısmı. Bunu da aynı örnek üzerinden gidebilirim. Şuradaki e, yazıma bir e, font özelliği vermek istiyorum şuradaki özellikleri bunun için şuradaki klasımı sileyim font to weight yani kalınlık ve incelik ayarı yapacağım arkadaşlar bold diyorum ilk olarak font weight bold dediğim zaman bakın diğer yazılardan birazcık daha kalın olmasını sağladım buna normal dersem şu andaki normal font değeri kadar büyük olacak ayrıca bir de light vardı light dediğim anda ise birazcık daha fontu ince e, yapmış olacağım arkadaşlar. Bir de ne vardı? İtalik kısmı vardı. İtalik bildiğiniz gibi yazıları eğik yapar. Bunun için de font italiği kullanıyorum. Bakın şu şekilde yazılarımı eğik yapmış oldum. Bir diğer klas özelliğin tekstlere verilen metinlerin karakterlerini değiştirmeye, büyütmeye ve küçültmeye yarayan 3 tane özelliğim var arkadaşlar. Bunlar yani CSS'ten hatırlayacağınız gibi lowercase, uppercase ve kapitalist özelliğiydi. Bunların da Başına sadece text ön ekini kullanıyorsunuz. Text lowercase tüm karakterleri küçük yapar. Text upper case tüm karakterleri büyük yapar. Text capitalize yalnızca baş harfleri büyük yapar. Bunda da şu spanı kullanabiliriz. Ancak şu spanı şöyle büyütelim. Ctrl X diyeyim şöyle şuraya kadar gelsin. Şuradaki virgülü de sileyim ve bu class'in içerisine diyeceğim ki text lower case diyeceğim. Herhangi bir şeyin değiştiğini görmeyeceksiniz. Neden? Çünkü lower case zaten içerisindeki bütün e, harfleri e, küçük yapmasını isteriz. Ancak bütün harfler zaten küçük. O yüzden herhangi bir değişiklik olmadı. Şurada değişiklik yapabilirsiniz. Ya da siz burada geldiniz şunu com, büyük yazdınız. Bakın büyük yazmama rağmen text lower case klasını kullandığım anda artık buradaki yazımı küçük yapmış oldum. Text Upper case diyerek ise bütün oradaki yazılarımı yani span etiketi içerisindeki şu klasımı verdim bütün etiketteki yazıların karakterlerini büyük yapmış oluyorum. Bir de kapitaliz diye bir seçeneğim var onu da kullanıyorum. Sadece şuradaki baş harflerini, kelimelerin baş harflerini büyük yapıyor arkadaşlar. Bir diğer tipografik klaslarım text wrap metni aşağı kaydırır. Text no wrap metni aşağı kaydırmaz, satırı devamlı yazdırır ve text truncate metni kesmek için kullanılır. Bunu da şu şekilde açıklayabilirim. Bunlar aslında duyarlı ekranlarda daha iyi gözüküyor arkadaşlar. Şurada spanner klasımı herhangi bir şey vermeyeceğim. Sadece örnek klasıma vereyim arkadaşlar. Text wrap diyorum. Bunu e, default değeri text wrap'tir. Siz buraya web sitenizde hangi şekilde kodlama yaparsanız yapın. Bütün yazılarınız alt satıra geçirir arkadaşlar otomatik olarak. Bunu da yapan olay text wrap özelliğidir. Aslında burada default olarak çalışmış olduğunu gördünüz. Ama ben bunu no wrap yaptığım takdirde buradaki bakın değerim hemen değişti. Box'ın içerisindeki bütün yazımı ne yaptı? Buraya sığdırmaya çalıştı ve altta da bir scroll çıkarmış olduk arkadaşlar. No wrap ise bu işe yarıyor. Yani satırı direkt yazıyor. Herhangi bir şekilde satır atlatması yapmıyor arkadaşlar. Bir de truncate var. Truncate'i de kullanalım. Truncate'de metni kesiyor arkadaşlar. Belirli bir karakterden sonra metni kesiyor ve kestiği yerden sonra 3 nokta belirterek metni burada bitiriyor. Ama siz duyarlı olarak bu ekranı büyüttüğünüzde ya da küçülttüğünüzde bu karakterin de buna göre küçüldüğünü ve büyüdüğünü görmüş olacaksınız. evet, truncate metodu da bu işe yarıyor. Bir de lead var. Lead kullanıldığı Alandaki paragrafı öne çıkartır. Yani paragraf demeyelim, sadece yazıyı öne çıkartmak amacıyla kullanılır. Şuradaki örnek klasıma tekrar geliyorum ve buraya lead diyorum arkadaşlar. Hatta şurada örnek klasımı kullanmayayım, sadece lead'i kullanayım. Bakın lead'i kullandığım anda farklı bir yazı tipiyle buraya bu paragrafa, buradaki yazılara odaklanmamız sağladı arkadaşlar. Bunu da bu sıraya gelelim. Şurada text lead diyeyim sadece, lead diyorum. Arkadaşlar, bakın, Litle de vermiş olduğu özellik, font size değerini 1.25 rem ölçüsünde ve font weight kalınlığımızda birazcık ince bir karakter kullanılmış arkadaşlar. Tipografik klasları bu şekildeydi. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.